Gölge İçişleri Bakanı Murat Bakan bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi ve bir saate aşkın süren bir görüşme söz konusuydu. Şu dakikalarda Murat Bakan açıklama yapmak üzere görüşme sonrasında, hemen bakalım neler söylüyor. Etmek amacıyla siz mevcut İçişleri Bakanı'nın davetlisi olarak İçişleri Bakanlığı'na geldiniz. Bunu nasıl hissediyorsunuz, nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani şimdi yeni bir dönem bu dönem. Yani biz istişare edeceğimiz, birlikte çözebileceğimiz ülkenin sorunlarını birlikte çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla o geçmiş yanlıştı yani. O olmaması gereken bir şeydi. İktidarla muhalefetin kesiştiği noktalar nedir? Ülkenin sorunlarıdır. Yani o ülkenin sorunlarında herkes kendi siyasi düşüncesine göre kendince en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi düşüncemize göre en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin menfaatleri noktasında kesiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu görüşmeler, istişareler bunun için önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi? Engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz. Ama belki birçok konuda sadece konuşarak, görüşerek, karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli. Biz bu ülkenin yararına, faydasına elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Önceki bakanın ismini anmak istemiyorum hiç yani. Biz o dönemde buralarda siyasi parti genel başkanları İçişleri Bakanlığı önünde kavga etmeye geliyordu. Biz buraya basın açıklaması yapmaya geliyorduk. Doğru bir şey değil bu. İki ülke savaşır. Savaşan ülkeler bile asgari diplomasiyi sürdürür. Bir ülkenin iktidarla muhalefetin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok. İletişim olur, bu müzakeredir ama yeri geldiğinde en çetin mücadeleyi de verirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. İçeriği ben şu an paylaşmam doğru değil. Biz görüşmenin madde madde içeriğini birlikte bir planlama yapmadığımız için şu an plan paylaşmayı doğru bulmuyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme yaptı sevgili izleyenler. Yeni bir dönem olduğunu söylüyor Murat Bakan, ülkenin sorunlarını birlikte çözmemiz gerekiyor diyor. İstişareler bizim muhalefet yapmamızı engellemeyecek diyor. Önceki bakanın, yani ben anlayayım adını, Süleyman Soylu'nun ismini anmak istemediğini söyledi Murat Bakan. Sadece kavga etmeye geliyordu dedi. Görüşmenin içeriğine dair de, Ali Yerlikaya ile görüşmesinin içeriğine dair de bilgi paylaşmasının doğru olmadığını söyledi. Gördüğünüz gibi CHP Genel Başkan Yardımcıları, daha doğrusu Gölge Kabine'nin bakanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut bakanlarla temas kurmaya devam ediyor. İstişare, müzakere ve bir yandan da mücadele başlıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nden öne çıkıyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi İliç'e bağlanabiliyor muyuz sevgili yönetmenim? Tamam, İliç'e de bağlanacağız. İliç'te 5 madencimizin biliyorsunuz cansız bedenlerine günler sonra İliç maden faciasından sonra ulaşılabilmişti. Ve o son 5 madencinin de cenaze töreni bugün gerçekleşecek sevgili izleyenler. Yine oradan da yansıyanları size anlatmayı sürdüreceğiz. Peki, kaldığımız yerden devam edelim sevgili yönetmenim. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılacak bir değişiklik söz konusu. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde konuştuk. Neyi konuştuk?